Geçmişten gelen adamın bu bölümünde Ekmek Teknesi'ni konuşacağız. Ekmek Teknesi ben ortaokuldayken yayınlanıyordu ve bayağı popülerdi. Herkes diziden repliklerle konuşuyordu işte. Oy 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 baba büyüksün falan, ne kadar böyle klasikleşmiş replik varsa bütün hemen hemen arkadaşlarım, çevremdeki insanlar sürekli bunları böyle kendi muhabbetlerine katıyordu. O derece popülerdi. Ben izlemiyordum diziyi. Sonra nasıl izlemeye başladım? Dizinin oyuncuları bizim okula gelmişti. Kirli, Cengiz bir de Korkut, yanlış hatırlamıyorsam. Bu üçlü gelmişti. Çünkü Kirli bizim bir öğretmenin sevgilisiydi. Yani Kirli değil de işte Kirli'yi canlandıran Kadir Çöptemir. Resim ya da müzik hocamızdı sanırım. Kim olduğunu unuttum. Yani isminizi unuttum öğretmenim, kusura bakmayın ama isminizi de branşınızı da unuttum. İşte o öğretmenimizin sevgilisiydi. Onun aracılığıyla böyle bağlanmıştı. Gelmişlerdi, onları dinlemiştik falan. Bir sempati oluşmuştu içimde onları böyle canlı canlı dinleyince. Hadi ben de izleyeyim demiştim. Ailemle birlikte, hatta ailece oturup izlemeye başlamıştık. Ve severek izliyorduk ama bir yerden sonra böyle çok kötüleştiğini hatırlıyorum, bozduğunu hatırlıyorum. Bir yerden sonra izlemeyi bırakmıştık. Şimdi seneler sonra tekrar bu diziye dönüp şu anki halimde bir diziyi tekrar izledim. Evet, hatırladığım gibi olduğu şeyler var. Hatırladığım gibi belli bir noktadan sonra bozan bir diziymiş. Tekrar bunu yaşadım. Ama hiç de hatırladığım gibi olmayan yanları da var. Gerçekten çok şaşırdım ya. Ben bu diziyi mi izledim? Bu diziyi ben nasıl izledim falan diye düşündüm izlerken. Yani o kadar tuhaf geldi. Öyle yanları da var. Onları da konuşacağız. Öncelikle bu bir mahalle dizisi. Klasik Türk mahalle dizisi. Mahalledeki insanların hayatlarını anlatıyor. Bu mahallenin merkezinde de Nusret Baba dediğimiz fırıncı bir abimiz var. Bu fırıncı Nusret ve zaten onun ailesi işin merkezinde. Burada bazı noktalarda Dam'daki Kemancı'dan ilham aldıklarını da söyleyebiliriz. Hem Tevye'nin hem de Nusret Baba'nın beşer tane kızı var. Biri sütçü, biri ekmekçi. İkisi de sürekli Tanrı ile konuşuyor, yani işte aman Allah'ım bana bunu niye verdin, işte şöyle oldu falan filan gibi. Nusret Baba da Tevye de sürekli böyle yaratıcıyla konuşuyor. Dizi bu arada Kurtlar Vadisi ekibinin dizisi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener falan var senaryo ekibinde. Zaten yapımını üstlenen şirketler de Pana Film ve Sinegraf. Deli Yüreği de buna katabiliriz aslında. Hem Deli Yüreği hem Kurtlar Vadisi hem de Ekmek Teknesi'ni yapan temel ekip aynı. Yani birbirine göndermeler de yapıyor zaten. Hatta Ekmek Teknesi ile Kurtlar Vadisi aynı evrende geçiyor da diyebiliriz. Çünkü Ömer Baba'nın alışveriş yaptığı bir fırıncı Nusret Baba. Şimdi Ekmek Teknesi'nde merkezde Nusret Baba ve ailesi var dedik. Ama geniş mahalleye baktığınızda çok fazla bir karakter çeşitliliği var. Yani karakter de demeyeyim de aslında daha çok tiplemelerden oluşuyor diyebiliriz kadro. Karakter diyebileceğimiz derinliğe sahip çok az bence karakterimiz var. Gerçek anlamda karakterimiz var. Burada daha çok tiplemelerden oluşan bir kadro var. İşte belli kalıp cümleleri olan, catchphrase dediğimiz, sürekli aynı cümleleri tekrarlayan, böyle çok derinine inemediğimiz, detayını göremediğimiz, daha çok böyle birbirini tekrarlayan günlük kalıp hikayeleriyle karşımıza çıkan tipler var. Ve bunların çoğu da zaten komedi, güldürü amaçlı. Nusret Baba, eşi Ayhan Hanım falan daha bir insan mesela, daha bir karakter, daha bir derinine inebildiğimiz karakterler. Dizi de zaten böyle uçuk kaçık tiplerle normal insanların karışımı gibi bir ortamda geçiyor. Kendi içinde bir dengesi de var Allah'tan. Bölüm hikayeleri genelde kendini tekrarlayan öğelere sahip. En basitinden her bölüm çıkan Herodot Cevdet kısımları gibi. Hem böyle spesifik bölüme özel tekrarlayan şeyler var, hem de karakterlerin hikayelerinde sürekli tekrarlayan durumlar var. O yüzden bir noktadan sonra dizi sıkıcılaşmaya başlıyor. Benim için öyle oldu en azından. Bence asla bir süper baba ya da İkinci bar derinliği yok bu dizide. Ya ben daha iyi hatırlıyordum ama hatırladığım kadar iyi değilmiş açıkçası. Tabii ki de birçok uyduruk diziden iyidir yine, hakkını yemeyelim. Ama böyle efsaneler arasına ben koymam Türk dizi tarihinde. Dizide çok çok iyi oyuncular var. Mesela Ayhan Hanım'ı canlandıran Sermin Hürmeriç çok başarılı. Yani karakteri de zaten çok iyi yazılmış. Tam böyle tipik bir Türk annesi. Karakter de iyi yazılmış. Kendisi de çok çok iyi oynamış. Gerçekten o kadın yani. Rol değil. Gerçekten yaşıyor gibi hissediyorsunuz izlerken. Savaş Dinçer zaten çok kendine has bir karizması olan bir oyuncu bence. Hem sesiyle, duruşuyla. İzlemek her zaman bana keyifli geliyor Savaş Dinçer'i. Bunlar haricinde Peker Açıkalın. Bence değeri çok bilinmeyen bir oyuncu. Özellikle komedi alanında tüm bedeniyle oynayan çok yetenekli bir oyuncu ama yani gerçi çok popüler işlerde de oynadı. Değeri bilinmiyor demek de çok doğru değildir belki ama daha nitelikli işlerde mi oynayabilirdi diyeyim. Yani ne diyeyim bilemedim. Bana böyle değeri fazla bilinmeyen bir aktör gibi geliyor. Bence komedi alanında çok başarılı. Ya sadece bunlar değil tabii, bir sürü iyi oyuncu var dizide de en çok dikkatimi çeken bunlardı benim. Başta dedim ya, dizide hatırladığım gibi olmayan bazı şeyler var ki
beni çok şaşırttı. Şimdi bu Nusret'in en küçük kızı var. Çok enerjik, cıvıl cıvıl, sürekli şakalar yapan, yerinde durmayan bir karakter. Ama biraz o kadar fazla agresifçe yapıyor ki bunu biraz yapmacıklaşıyor gibi geliyor bana. Yani çok fazla tiplemeye kaçıyor. Diğer kız kardeşleri biraz daha karaktere yakın insanlarken bu çok tipleme gibi kaçıyor. Böyle sürekli geziyor, bir espri yapıyor, atlıyor, zıplıyor. Yani acaba bu kız kaç yaşında olabilir diye düşündüm yani rol kişiliği olarak. Çünkü baktığında böyle bir en azından 19-20'si var diyorsun. Roldeki kişi olarak baktığında da en fazla dedim lise öğrencisi rolünde falandır. Yani ortaokul öğrencisini canlandırmıyordur. Lise öğrencisi dediğim anda bir an böyle kafama bir jeton düştü. Niye kimse okula gitmiyor lan bu dizide? Tek tek bütün kızları taradım, hiçbiri okula gitmiyor. 5 tane kızı var. Hadi Mehpare en büyüğü. 27-28 yaşında falan diye geçiyor zaten. Diyelim ki o okumuş. Diğerleri niye okula gitmiyor? Yani okulun olmadığı bir dönemde de geçmiyor dizi. Kış, kar falan yağıyor. Tam okul zamanı. Ama okulun adı bile geçmiyor. Yani böyle 33-34 gibi o bölümlere geldiğimiz zaman ilk defa okul adı geçiyor. Şimdi kızın adını unuttum. Daha böyle aklı başında gözüken bir kızı var. Her birinin ismini aklımda tutamıyorum. O üniversiteye gittiğini böyle bir laf arasında geçiriyor. Yani en azından demek ki okula gidiyormuş diyorsun ama o zamana kadar bunun hiçbir şekilde gözükmemesi beni bir düşündürdü. Ya şimdi bir yandan bakınca şimdi bunları okula göndersen ayrı oraya da set ayrı sahne falan uğraşmak istememiş olabilirler. Ama farklı bir açıdan bakınca ya bu kızların erkek arkadaşları ve dizideki genç erkekler de herhangi bir şekilde okula gitmiyor ya da üniversite okumadıkları çok belli. Çünkü hepsi işsiz güçsüz, işsiz güçsüz olmanın dışında belli bir branşları olmadığını çok net belli ediyorlar. Zaten işsiz güçsüz diye Nusret Baba bunları farklı dükkanlara çırak olarak veriyor. Baktığında dizide bir tane bile eğitimli karakter yok. Ya bir tane bile üniversite mezunu karakter yok neredeyse dizide. Şimdi hepsini böyle peş peşe koyunca ekstra ben düşünmeye başladım. Ya bu tesadüfen mi denk geldi? Yani planlı bir şey mi? Tam oturtamadım kafamda. Dizi zaten muhafazakar bir dizi. Muhafazakar karakterler var. Bu anlattıklarımı zaten fark eden, bilen, konuşan, tartışan tonla insan varmış ama ben bu dizinin yayınlandığı zaman işte dediğim gibi ortaokula gidiyordum. İnternet bağlantım bile yoktu. Televizyonda haberleri falan zaten izlemiyordum. Gazete okumuyordum. Yani dünyada ne konuşuluyor, ne tartışılıyor zaten çok fazla fikrim yoktu. Seneler sonra şu an izlediğimde o yüzden bu şoku yaşamayı normal buluyorum. Ama meğerse zaten benim gibi çoğu insan zamanında da bunu fark etmiş, tartışmış da. Bir de ilerledikçe çok daha ekstrem şeyler de oluyor. Bir noktada böyle ırkçılığa daldığın şeyler oluyor. Çinli bir karaktere zorbalık yapıyorlar. Çekik gözlü, Çin'den mi geldin, nereye gidiyorsun, bir de Türkçe mi konuşuyorsun sen falan filan sıkıştırıyorlar adamı. Hadi bu da okey olabilir. Zaten espri malzemesi olarak yapılmış. Neden olmasın, çok sıkıntılı bir şey değil. Şöyle bir bölüm var. Eve fırın alınıyor. Yani fırıncı Nusret Baba'nın evine böyle mini bir fırın alınıyor. Baba fırını görünce çıldırıyor. Fırını alıp balkondan aşağı atıyor, fırın paramparça. Eşinin yüzü, kızlarının yüzü, o tepkiler falan. Neymiş, fırıncının evinde fırın olamazmış. Bu nasıl bir geri kafalılıktır? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayretler içinde izledim ya. Ben ne izliyorum? Ben neyi izliyormuşum ya dedim. Bu nasıl bir kafa? Bununla da bitmedi. Daha ekstrem şeyler de var. Şöyle bir bölüm de var mesela. İşte halıları mı ne çalınıyor bunların? İşte Nusret Baba ile kızı yolda yürüyor. Kız halıları görüyor. Aa baba, bu bizim halılar işte, çalınmıştı, hırsız bu falan filan diye sesini yükseltiyor. Nusret Baba hemen alttan alıyor. Hani görmezden geliyor, duymazdan geliyor. Sonra diyor ki kızım işte çaldıysa ihtiyaçtan çalmıştır. Şimdi ses çıkarıp hırsızı utandırmayalım diyor. Abi yani yapma Nusret Baba. Hırsızlık böyle bir şey değil. İhtiyaçtanmış, şöyleymiş, böyleymiş. Hırsızlık yapmayacaksın. Hani inançlı bir karaktersin, inancına göre de hırsızlık böyle hoşgörüyle karşılanmamalı. Hırsızlığın bahanesi olmaz. Ben böyle düşünüyorum. Bir bölüm var, Herodot Cevdet kısmında Darwin'le 5 dakika dalga geçiyorlar. Dalga geçebilir, eleştirebilir ama nasıl bir tonda biliyor musunuz? Bunun anası babası maymun ya falan diye anlatıyor. Dizinin seviyesi böyle iniyor, böyle iniyor. Yani ilk başta en azından böyle bir ilk 15 bölüm falan daha kabul edilebilir bir tonda gidiyor. Ama ilerledikçe sınırlarını aşmış. Daha böyle içindekileri daha açık açık dökmeye başlamış. Yani dizinin genel bozması dışında kustuğu görüşleri beni daha çok rahatsız etti. Bir sahne daha anlatacağım. Bunu okudum. Hangi bölümde geçtiğini bulamadığım için izleyemedim. Ama şöyle bir sahnede yaşanmış. Nusret Baba kızlarından biriyle yolda yürüyor. Kızı, yani kendisinin öz kızı
elini tutuyor, koluna giriyor diye kızını uyarıyor. Bilmeyen vardır. Hani sen benim kızımsın ama hani kızım olduğunu bilmeyebilirler, yanlış anlarlar. Hani uzak dur diyor. Abi biz nerede yani? Sen ne desem boş ya. Bu nasıl bir zihniyettir ya? Yani bakın muhafazakar karakterler de olur. Yobaz, daha aşırı görüşlü karakterler de olur. Yani bunun üzerine bir dizi de yaparsın, film de yaparsın. Okey. Ama yaptıkları şey yanlış gösterilmiyorsa, örnek olarak doğru, normal davranış olarak gösteriliyorsa yine yapılabilir, okey. Ama ben şahsen böyle bir şey izlemem, izlettirmem de, kimseye de tavsiye etmem. Ya mesela Süper Baba'da, ikinci Bağır'da da böyle karakterler vardı. Ama onlara karşıt görüşlü karakterler de vardı. Bir yanlış yaptılarsa yanlış yaptıklarını yüzüne vuran karakterler de vardı. Yani doğru örnek oluyordu. Yani ne doğrudur ne yanlıştır, bunlar herkese göre değişebilir tabii ki, tartışma konusu. Ama bence herkes için iyi olan ortak değerler de var. Buradan sonrasında kamera kayıttan çıkmış. Özetle Ekmek Teknesi güzel yanları da olmasına rağmen yıllar sonra izlediğimde beni çok etkilemedi. Aşırı kapalı zihniyetli karakterleriyle de iyice kendinden soğuttu. Başka bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.